Buradan Ukrayna savaşına geçmek isterim. Yine Trump'ın büyük vaatlerinden biri de o Ukrayna'da savaşı sonlandırmak. Türkiye'nin arabulucu rolü önemliydi. Şimdi tekrar Türkiye'nin arabuluculuğuyla Ukrayna savaşının bitirilme olasılığı var mı? NATO toplantısında, Milli Savunma Bakanları toplantısında siz Ukrayna Savunma Bakanı'yla da bir araya geldiniz. Evet, evet. Endişeleri var mıydı? Gerçi o sırada henüz Trump seçilmemişti ama Ukrayna'da nasıl bir süreç yürür acaba efendim? Yani Ukrayna, Rusya tabi başından beri bir savaş yürütüyor ama yani oraya Ukrayna'ya saldırıyı biz hiçbir zaman tasvip etmedik. Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili defalarca açıklamalar yaptı. Elbette ki barış her zaman yani bir yerde savaş varsa aslında barış da orada masanın üstünde duran bir opsiyondur her zaman. Ee, yani Ukrayna'nın da kabul edebileceği bir barışın yararlı olabileceğini değerlendiriyoruz. Ama bu konuyu yani yapabilirse, çözülebilirse gene Cumhurbaşkanımız çözebilir. Çünkü örnekleri var. Daha önce 2 3 defa bu iki tarafı sadece Cumhurbaşkanımız yan yana getirebildi. İşte e, buğday, bu tahıl konusu var. Esir takası var. E, dolayısıyla Öyle değerlendiriyorum ki yine Cumhurbaşkanımızın yapabileceği bir girişimle, tabii her iki tarafın da evet demesiyle böyle bir şey olabilir. Askeri anlamda efendim şu an Ukrayna sahasında Rusya'nın daha üstün olduğundan ya da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğinden söz etmek mümkün mü böyle bir barış durumunda? Yani o konuda şimdi bir, bir şey söylemek istemiyorum. Ee, ama e, bir barış her zaman bir savaştan daha iyidir diyebilirim. Peki. Ee, bu arada e, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Trump'ın nasıl bir ilişki kuracağı da merak konusu. Siz ABD-Rusya gerginliğinin bu dönemde azalmasını bekler misiniz Türkiye'yi de? muhakkak ilgilendirecek çünkü bu süreç. Şimdi son yıllarda dünyada birçok yerde çok e, acımasız savaşlar yapılıyor. Yani şimdi şu Filistin, Gazze, efendim Lübnan, efendim İran, e, işte İsrail e, karşılıklı ateşlemeleri, efendim e, uzun yıllardır İran'daki olaylar, işte efendim Irak'taki olaylar, Suriye'deki olaylar. Bütün bunları düşündüğümüz zaman e, aslında e, İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde liderler savaştan çok barışı kurmak ve idame ettirmekle uğraşabilirler diye düşünüyorum. Çünkü artık yeteri kadar insanlar uzun süreli savaşlardan rahatsızlık duyuyorlar. Kendi halklarını da mutlu etmek zorundalar. İnanıyorum ki e, önümüzdeki dönemde barış biraz daha hakim olabilir. İnşallah öyle olur. Şimdi İsrail'in Gazze'de başlattığı, Beyrut'a yaydığı ve zaman zaman da İran'la karşılıklı gerilimlere sebep olan gerginlikten siz de bahsettiniz. Orta Doğu'da savaşın daha da yükselme olasılığı var mı? Trump'ın seçilmesiyle İsrail daha şımarıklaşabilir mi efendim? Trump'ın, e, Sayın Trump'ın, İsrail... E, işte Lübnan veya Filistin, Gazze olaylarında tutunacağı tavırla ilgili yani şu anda erken olur diye düşünüyorum. Bir Çünkü hiç görmek hiç lazım. hiç beklemediğimiz şeylerde gelişebilir diye düşünüyorum. Bir de bu biraz önce hani barış öne çıkacak falan dedim. Yani PKK'lılar sakın böyle bir şeyi kendileriyle de ilgili olabilir diye değerlendirmesinler. Bizim PKK ile barış falan diye bir seçeneğimiz yoktur. Sadece tabii ki işte ortamı söylüyoruz. Terörle Silah mücadele. bırakacaklar, teslim olacaklar, gelip Türk Adaletine teslim olacaklar. Ancak bu şekilde e, bitirebiliriz. Onun dışında hiçbir e, söylediğimiz şartlarda değişiklik olamaz. Çok önemli bir cümleydi. Ee, İsrail'in Türkiye'ye bir doğrudan tehdidi olabilir mi? Cumhurbaşkanının bir iç cephe uyarısı vardı. İsrail daha sonra gözünü Türkiye topraklarına çevirebilir demişti. Bu cümleden ne anlamalıyız? Bir İsrail-Türkiye gerginliği sahada böyle bir ihtimal, olasılık görüyor musunuz efendim? Efendim, şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız iç cephenin öneminden bahsetti ve e, bunu mutlaka sağlamamız gerektiğini ifade ettiler. Ben e, kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çok Haklı olduğundan yanayım. Çünkü iç çepe her zaman bize lazım. Yani barış ortamında da olsak iç çepenin bütünlüğü, güçlülüğü her zaman bir ülkenin lehinedir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bütün to ülkeyi, toplumu ikaz ediyor. Bakın yani şu andaki mutlu yaşantımız, elbette ki sorunlarımız var. Bütün dünyanın, şu anda Amerika'nın sorunları yok mu Kübra Hanım? İşte biz seçim dönemini yaşadık, herkesin karşılıklı birbirlerine neler söylediklerini gördük. Şu an, Öyle değil mi? Tabii, tabii. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bütün toplumumuzu ikaz ediyor. Bakın değerli vatandaşlarım, iç cephe çok önemlidir. Birliğimiz, beraberliğimiz çok önemlidir. Bu bütün varlığımızla, benliğimizle iç cepheye sahip çıkalım diyor. Çünkü bunu görüyor. Efendim, e, İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Sayın Cumhurbaşkanım zaten böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir. PKK'yı Türkiye'ye karşı kışkırtacakları tezi de zaman zaman dillendiriliyor. Her zaman, her zaman e, böyle bu kadar agresif bir ülke her şeyi kullanabilir. Buna karşı bir tedbir hazırlık var evet. zannediyorum. Bu arada mecliste bir gizli oturumda tüm partileri bilgilendirmiştiniz. E buna dair de muhalefetten bilmediğimiz bir şey söylenmedi dediler. Yorumunuz olur mu buna dair? E, efendim demek ki muhalif partiler bizim planlarımıza kadar her şeyi biliyorlarmış. E, çok tebrik ediyorum hepsini. O zaman biz de zaten bu kadar şeffaf bir yönetimiz demek ki. E, güzel. Peki. Bir başka konu da bir üçüncü dünya savaşı riski. Biz aslında basın olarak bunu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyleyince böyle bir dikkat kabarttık. Putin ben savaşları bitireceğim diyor ama bir yandan da Çin'le kıyasıya bir rekabet var aralarında. Siz daha barışçıl bir döneme gireceğimizden söz ettiniz. İnşallah öyle olur ama bir üçüncü dünya savaşı riski görüyor musunuz siz? Şimdi Kübra Hanım, iki tane dünya savaşı yaşadık. Bu iki tane dünya savaşında nasıl bir olayla başladığını hatırlayabiliyor musunuz? Tabii ki. Çok ufak olaylar. Yani. E demek ki yani çok büyük bir olaya gerekmiyor. Her an çıkabilir. Ama efendim tabii ki çıkmasını istemiyoruz böyle bir şeyi. Asla istemiyoruz. Ama biz her zaman her şeye hazır olmak zorundayız. Çünkü bu koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve onun... E, büyük milletinin bütün güvenliğinden sorumluyuz. Her türlü imkanı kullanacağız ve her türlü olasılığı da değerlendireceğiz. Efendim kimse bize saldırmaz, rahat edelim, herkes e, tatil, böyle bir şey herhalde olamaz yani. Dolayısıyla olabilir diye biz her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz, çalışırız, planlarımızı yaparız. Ama biz kendi ülkemizde sulh içinde yaşamak istiyoruz. Bu konu Türkiye'de günlerce konuşuldu. Üzerinden de epeyce bir zaman geçti ama hatırladığım kadarıyla sizin bir yorumunuz olmamıştı. Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde kimi öğrencilerin, teğmenlerin kılıçlı yemini eleştirenler oldu. Bunda bir şey yoktur. Atatürk'ün askerleri izleyenler oldu. Olayla ilgili bir inceleme başlatıldığını biliyoruz. Teğmenler hakkında son durum nedir bu konuda? Hukuki bir süreç var ve bu e, hukuki süreç 2 ay 10 gün sürüyor. Şimdi 30 Ağustos'ta teğmenler mezun oldu. Ve o gün zaten harp okullarıyla ilişkileri kesilmişti. 15 günde mail müddetleri vardı. 15 Eylül'de onlar kendi sınıf okullarında göreve başladılar. Dolayısıyla 2 ay 10 günlük süreç 15 Eylül'de başladı. 15 Eylül'ün için 2 ay 10 gün koyuyoruz. 15 Ekim, 15 Kasım, 25 Kasım. Demek ki bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama bizim Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizim bu tip olaylara bakışımız daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Yani disiplin süreci devam ediyor teğmenlerle. Evet şu ilgili. anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı yüksek disiplin kurulunda vereceğiz. Ee, bir başka mesele de bedelli askerlikle ilgili bir kışlasız askerlik gündeme geldi. Zaten Türkiye'de profesyonel askerliğin sayısı artmıştı. Bedelli askerlikte süreler kısalmıştı. Şimdi bir de hiç kışlaya bile uğramadan biz bu askerliği ödeme yaparak geçelim diyenler var. Ne dersiniz? Nasıl karşılıyorsunuz yani, bu Yani e, şöyle söyleyeyim ki Hanım. Bizim bir kere gündemimizde zaten böyle bir şey yok ee, olabileceğini de ben şahsen değerlendirmiyorum. Üstelik şu anda düşünün Avrupa'daki birçok ülke zorunlu askerlikten vazgeçmişken Ukrayna-Rusya savaşı'nı gördükten sonra şimdi tekrar zorunlu askerliğe dönüyorlar. Yani biz bırakın kışlasız askerliği veya profesyonel askerliği. Bizim askerci eğitimlerimizi belki de arttırmamız mı gerekiyor? Yani biz şu anda öyle bir şey düşünmüyoruz ama. Yani oralarda bunlar yapılırken biz efendim, kış, kışlası askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz? Bu da çok kritik bir cevaptı. Evet. Ee, şimdi Yunanistan'la ilişkilerimizi biraz sormak istiyorum. Evet. Çünkü zaman zaman çok geliyoruz. Son dönemde biraz sakinlik hakim... Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Müçat Akis'le bir araya geldi. Kahve içtiler, kruvasan yediler. İşin bu boyutu da medyaya yansıdı. Dışişleri Bakanı da Yunanistan'daydı. Şu anda Ege'de durum nedir? Kübra Hanım, yani biz tabii Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten e, Yunan Başbakanı ile çok olumlu bir ilişki geliştirdiler. Ve aslında Ege'nin e, bir düşmanlıktan ziyade dostluk denizine dönüşebilmesi için çok önemli adımlar attılar. Elbette ki bize düşen de budur. Bura e, destek vermektir. Dışişleri Bakanımız çok önemli e, çalışmalar yapıyor bu konuda. Yunan Dışişleri Bakanı ile gayet iyi e, ciddi görüşmeler yapıyorlar. E, ve e, olumlu olur diye değerlendiriyoruz ve biz tabii ki bu Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu faaliyeti her türlü desteği vererek yürütme gayreti içerisindeyiz. Bu da çok önemli yine meselelerden bir tanesi.